عيني أمه ادعيني فتفقد دموعك يا أمي عن دربي لا لن تخنيني العين تناديني فدعيني أمه ادعيني. Bu mescid-i dirar da böyledir. Aynen böyledir yani. Mescid-i dirar özünde İslam'a karşı, Mescid-i Nebevi'ye karşı kurulmuş bir müessesedir. Mescid-i Nebevi'nin icra ettiği işler nedir? Bu onun tam tersi. Onu bozmak. Yani İslam ile İslam'ı bozmaya çalışma. İslam ile İslam'ı bozmaya, İslam ile İslam'a engel olan bütün kurum, fert, grup ne varsa hepsi mescid-i dirardır. Yani getirip bugünkü mesela fukara camilere, fi tarihinde yapılmış. Çok eski zamanlarda Müslümanlar böyle iyi niyetli olarak bina etmişler, inşa etmişler. Hizmet edilmiş oralarda. Senelerce mesela çok iyi insanlar yetiştirmiş. Şimdi getirip diyorsun ki bu mescid-i dirardır. Öbür tarafta Diyanet İslam'ı yok etmek için kurulmuş bir müessesedir. Ona da onun içinde de görev alıyor. Adam orada görevlidir. Buna mescid-i dirar diyor. Yani çok şeydir. Bir daha da burada iki tane örnek veriliyor. Bir Kocatepe Camii. Evet. Fas'ta ikinci Fas'ta Hasan Hasan'ın yaptığı çok büyük, evet. Çok görkemli bir cami yapmış dünyanın. Evet, özellikle devlet tarafından yapılan camilerdir. Evet. Bir de halkın yaptığı camilerdir. Evet. Halkın sahip çıktığı, halkın. Evet. Maddi katlarında, evet. Hatta fiilen çalıştırıyor. İşte orada da bir yeni detaylandırmaya yani, gitmek gerekecek. Yani şimdi halkın buna karşı tavrı ne olacak adamın? İşte onu da... Bir halkın kendi camileri vardır, devlet gasp etmiştir. Evet. Bir de devletin bizzat kendisini yaptırmış. Kendisinin yaptığı camiler vardır. Yani, çoğu mesela Osmanlı zamanında da yapılmış. Yani böyle sanat abidesi veya tamam görkem ama sistem Müslüman olduğu için şeydir. Şimdikiler ise mesela cami yapıyor yani. Yani cami yapıyor, o cami aslında camiyi sevmiyor. Cami şey etmiyor. Ya mesela yabancı devlet, İslam dünyasında sözde devlet konukları gelecek, misafirleri gelecek, orada diyecek işte böyle güzel görkemli bir camileri vardır onlar da. Yani bir propaganda unsurudur. Yani genellikle de öylesi camiler onun içindir. Bir de İslam dünyasına işte bir mesaj veriyor. Ben işte biz Müslümanız, işte biz İslam'a hizmet ediyoruz. Bir de çok böyle sönüp kalmış bir geleneği izleme. Yani eskiler İslam'a bir hizmet etme, yani bir cami yapma, hayır gibi sanki. Fakat yani bunun temelinde, yani bu mescid-i dirardır bunlar. Yani kendi, yani devlet kendi eliyle yapıyor. Ve İslam'a hizmet için yapmıyor. Ya kendi şahsı için, yahut da Müslümanları ihfal etmek için yapıyor. Ama Müslümanların bunlara bakış açıları ise, yani ben zannetmiyorum yani iyi izah edilse hatta şeyse yani isim de verilmeyebilir. Yani tereddüt mü öyle şeyler. Mesela şu anda Hindistan'da Taş Mahal vardır. Veya Ekber Şah denen adam yani o İmam Rabbani'nin karşı çıktığı o tağut adam kendi adına cami yaptırmış yani. Kendisine de mesela Ekber Şah denilmiş ona. İsmi anılınca Celle Celaluhu. Celaleddin-i Ekber Şah'tır ismi. Yani haşa kendisini uluhiyet derecesine çıkarmış ama cami de yaptırmış yani. Yani bu şeyler İslam dünyasında çok. Yani zaten abide yapma, tapınak şeklinde olsun, heykel olsun, belirli bir mesela şey olsun, bu dünyada genel bir şeydir. İnsan ile yaşıttır. Firavunların piramit yapması. Veya mesela yani batılların heykel dikmesi veya mesela çoğu İslam ülkelerinde de böyle görke çok şey cami veya kubbe veya makber veya kümbet şeklinde artık bunu mesela İslam'a hizmet şeklinde şey etmiş. Yoksa Osmanlı padişahı mesela çocuğu yani kendisi namaz kılmıyor belki çocuğu için cami yaptırmış. Yani halka biraz mesela ulufe dağıtmışlar bir de bir yani halka bir ulufe gibi bir şeydir yani. Yani tabii ki
اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Yani o çok önemlidir. Niyetleri neyse artık ona göre amel görecekler. Yani kısacası bu Mescid-i Dırar olayını böyle birazcık inceden almak lazım. İzah edecek şey etmek lazımdır. Bir de günümüzde dırar durumunda olan mescitlerin mesela Müslümanlar tarafından geri alınması, ihya edilmesiyle söz konusu olan... Onur tabi niye olmasın, niye kiliseyi alıyor, ihya ediyor? Yani fonksiyonunu değiştirirsen onu da yaparsın yani. Hı. Yani o fonksiyonu icra ederken öyledir. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam yani onun kendi zamanında gücü vardır. Gücü varken yıkmış yani. Yani o zaman yıkmış. Ama mesela İslam beldeleri işgal edilmiş. Diyelim ki şimdi yani o biliyor musun nedir? Yani o bir hareketin içerisinde bir nifak gibi içinde doğduğu için Peygamber Aleyhisselam onu yıkmış. Ama gidip başka yere el attırsa, orayı elde geçirirse, oradaki şeyleri yıkmaz, tamir eder. Yani burada da yani hareketin bünyesinde tohum veren, yeşeren bir fitneyi yıkar ve öldürür. Yani fitnedir, nifaktır. O onun bünyesinde olduğu için kendi bünyesinden çıkmış, onu yok ediyor. Ama başka yerdeyse öyle değildir. Şimdi bu da böyledir. Mesela hareketin bünyesinden yani böyle hareketi saptırıcı, ondan sonra ifsat edici, yozlaştırıcı bir şey çıkarsa o oradan cevaz çıkar yani. Yıkarsın, öldürürsün. Şu yani anda İslam ümmeti esir durumunda, azınlık durumda olduğu için evet. O yapıda da hakim evet. Burada olsaydı. Tabii hakim duruma geçerse, yani hakim duruma kendi en küçük dairede bir hareket de kendi bünyesinde böyle hareket eder. Bir devlet de kendi bünyesinde böyle hareket eder. Biraz da kendi gücüne göre hareket eder. Yani gücü ne kadar yani icraat yapmasına müsaade ederse o kadar mükelleftir. Yani orada Peygamber Aleyhisselam'ın Mescid-i Dırar'ı yıkmasının şeysi kendi bünyesinden çıkıyor. Mesela sefere gidiyor gelinceye kadar bunlar birisi. Bina inşa etmişler, mescid oraya gelmişler, orada bu sefer İslam'a karşı bir şey başlamışlar, gelip yıkıyor. Yani halkın anlayışı biraz farklıdır. Bir insan bir cami yıkarsa ve yıkma teşebbüs yok, ederse... Yok, artık benim kastettiğim mescidir ama mescid değildir zaten. Yani şu anda bir hareketin bünyesinde bir fitne hareketi çıkarsa bile mescidir abi. Zaten fert, grup, şahıs, ev, araba falan filan hepsi yani o radyo. Mesela radyo açacak adam. Ama işte hikmetle gitmek yani mescid. Zaten şu anda mesela hiçbir tanesi mescid inşa etmiyor. Mescid inşa eden tek yerler devletlerdir. Onlar da zaten bir nevi hükümlerini inşa etmişler yani. Artık bir nevi devletler de, halk da tanımış onları. Şu anda herkes devlet bağıra çağıra söylüyor yani. Layık, demokratik bir karaktere sahip olduğunu söylüyor. Osmanlı Devleti değil ki desin ben şeriat-ı garranın hamisiyim, banisiyim. Yani bu öyle söylemiyor. Bu diyor ki işte biz layık demokratik bir rejimiz. Hatta adam radyosunda, televizyonda çıkıyor, kahrolsun şeriat diyor. Yani bu anlaşılmış. Yani burada Mescid-i Dırar, yani İslami hareketin bünyesinde artık en küçük daireden en geniş daireye kadar zuhur edebilir, ortaya çıkabilir. Yani devlet planında düzeyinde ortaya çıkabilir, uluslararası düzeyde ortaya çıkabilir. Şu anda mesela Birleşmiş Milletler'in dünyanın birçok yerinde yaptırdığı cami vardır. Birleşmiş Milletler yapıyor yani. Onu Müslüman, mesela ben bir tanesini ziyaret ettim yani. Gittim Viyana'da namaz kıldım. Yani çok böyle, yani çok şaşalı Birleşmiş Milletler. Suudiler Birleşmiş Milletler'in şehirlerini yani birçok yerde vardır ama Birleşmiş Milletler şeydir işte. Yani küfür gücünün, dünyadaki mevcut küfür sisteminin en önemli yan kuruluşudur. Ve küfür, İslam'ı yok etmek için dünyada, yani İslam'ı yok etmek için var olan bütün mevcut kurumların yani ilk hedefi İslam'ı ihya'ya karşı olmalarıdır. Bu adalet divanları olsun. Bu yardım Kızıl Haç'tır veya bilmem Salibi Ahmer'dir veya da bu insan hakları dernekleridir veya NATO denen askeri teşkilatlardır veya
ticari işbirlikleridir. Bunların hepsinin temel hedefi İslami, İslam'ın dirilişini önlemedir. Ama öyle bir uslubla gidiyor ki adam, mesela sağlık teşkilatları, nüfus kontrolleri veya mesela gıda yardımlaşmaları, Birleşmiş Milletler'in programları vardır. O programların hepsinin temel şeysi yani İslam'a karşı olmadır. Mesela hiçbir zaman Afrika'daki aç insanlara yardım etmiyor. Adam iktisadi gidiyor. Propaganda yapıyor yani. FAO denen bir uluslararası gıda fonu dedikleri bir kuruluş var. Birleşmiş Milletler'in bir programıdır. Yani hiçbir zaman şey etmiyor yani. Yardım etmiyor. Yardımları siyasidir ve yardımları şeydir, cüz'idir. Reklamdır, propagandaya dayalıdır. Hiçbir zaman da yardım yapmıyor. Ya Kızıl Haç. Mesela her bütün bunu büyük şeyler yapıyor yani. Mesela Irak, Türkiye Irak'a, Kızıl Irak'a yardım ettiğini söylüyor. Yani gülünç bir şekilde diyor ki ben bütün şeyleri, bütün israfları durdurduk yani diyor. Biz işte tutumluyuz, işte israf yapmıyoruz, her şeyi kısıtladık. Tek kısıtlamadığımız şey Kuzey Irak Kürtlerine yaptığımız yardımdır. Biz onu kısıtlamamışız. Kuzey Irak'a yardım yapmıyor. Oradaki Türkmenlere yardım yapıyor. Ama o Türkmenler Kuzey Irak'tadır. Oraya yardım götürüyor. Dünyaya da diyor ki işte ben onlara yardım yapıyorum. Bu bir palavradır yani. Veya mesela Müslümanlardan işte Kızılay adı altında şeyler topluyor. Yani çok göstermelik cüz'i şeyleri veriyor. Mesela dünyada karşılıklı yardımlaşma şeyleri yok. Bir ülkede deprem olur, bir ülkede yangın, sel felaketleri olur. Onlar da yapar, başka ülkeler de burada bir şey olunca yapar. Yani böyle karşılıklı dayanışma göya şeyleri olur. Fakat bunlar çok yani, hepsi de propagandaya yöneliktir. Afrika'da insanlar açlıktan ölür diye adamlar böyle böyle çıkarıyor, hiçbir tanesi de bir avuç bir şey vermiyor. Yani hepsi yalan atıyor. Veren adam mesela fiyatları yükseltmek için götürüyor gıda mesela iktisatta arz talep dengesi veya arz ve talep fiyatları belirliyor. Eğer arz fazla ise fiyatlar düşer. Talep çok ise fiyatlar yükselir. Eğer arz az ise fiyatlar yine yükselir. Talep çok ise ve arz da az ise fiyat çok çok yükselir. Şimdi adam mesela yani 5 ton gıda maddesi varsa ve arz da o 5 tona mukabil geliyorsa fiyatlar belirli diyelim ki 100 liradır. Adam bunun yarısını piyasadan kaldırıyor, yarıya indirince fiyat 2 kat oluyor, 200 oluyor. Adam niye kalksın o kadar eziyet çeksin mesela 2 ton mal şey etsin, yani 1 ton satacak fiyat zaten 2 kat oluyor. Hatta 3 kata çıkıyor. Onun için gibi götürüp fazla olan mallarını denizlere döküyorlar. İmha ediyorlar yani. Demiyor mesela oradaki fakir fukara vardır onlara şey. Ticari gidiyorlar yani. Zaten Aristo batı insan, kafir insanın karakterini belirlemiş. Yani onun akidesini söylemiş. Diyor ki insan ekonomik hayvandır. Yani sırf iktisadi giden hayvandır. Yani materyalizm böyledir. Yani onun için şeylere bakmak lazım yani. Mesela Peygamber Aleyhisselam innemel a'malu binniyati. Yani ameller niyetlere göredir. Bunu sadece bunu Müslümanlara teşmil etmemek lazım. Mesela adam haberi yoktur. Birleşmiş şeyin nedir şey vaaz kürsüsünde vaaz ediyor. İşte diyor İnsan ne kadar iyi, salih evlat yetiştirirse, İslam'ın kuralları o kadar çoktur, ahlak kaideleri, kuralları çoktur. Birleşmiş Milletler senede bir mesela içki yasağını koyuyor. Amerika senede bir hafta. Bunu o zaman Türkiye'de de bu şey yapılıyor, programa alınıyor. Diyorlar ki siz de bunu şey yapın, halka yayın yapın. Halka yayın yapması için de adam yani en iyi yayın araçları bir tanesi radyo, televizyon, belediyelerdir. Bu toplu, bu garaj, marajlardır. Oralara bazı sloganlar yapıştırıyorlar. Fakat o hafta boyunca bütün memlekette camilerde hutbe olarak okunuyor. Ders olarak veriliyor. Yani Amerika diyor bunu şey edin. Onlar da geliyor işte üç gün asaktır, yeşil ay vardır.
Aynen bunun Amerika'daki karşılığı, tercümesini yap. Yani bu işte niyetleri yoktur. Yani ameli, evet, mesela nüfus planlamasıyla ilgili bu sefer İslam'dan delil getirecekler, şey edecekler ama Dünya Sağlık Teşkilatı veya da yani Malthus denen iktisatçının teorisidir. Müslümanlar getirip kendileri onu oynuyor. Yani kafirler yardım yapsalar bile niyetleri değişiktir. Dolayısıyla niyetleri kendi hakimiyetlerini sağlamlaştırmak ve devam ettirmektir. Onun için onlara minnettarlık yoktur. Çünkü bize eğer bunu verirlerse mutlaka masayı alıyorlar.